Arkadaşlar merhabalar bu videomda üçgende yardımcı elemanlar konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki 8. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız ağırlık merkezi ve açı ortay kullanımı. Arkadaşlar hem ağırlık merkezi hem açı ortay varsa iki kuralı da kullanacaksınız. İki tanımı da kullanacaksınız. Açı ortayda kollar oranı tabanlar oranı ağırlık merkezindeki kenar ortaylar ve birey iki oranlamaları yazınca olay bitecek arkadaşlar. E, zaten açı ortayı da kenar ortayı daha önce yaptık. Burada da bir örnek soru var. İncelersiniz. Şimdi Geldik buraya. Ağırlık merkezi birinci sorudayız. G ağırlık merkezi olarak verilmiş. Buna göre diyor burası 6 verilmiş. Ağırlık merkezi verildiğine göre arkadaşlar ağırlık merkezini kullanalım. Ben açı ortayda hiçbir şey kullanamıyorum. Hiçbir oran yok. Hocam ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Oo, 6 burası da 6'dır. Hocam ağırlık merkezinden geçen bir de 1'e 2 oran vardır değil mi? Bitti. Hocam şuradaki üçgende de üçgende iç açı ortay mı var? Evet. Yani 1'e 2 oran var. 1'e 2 orandan dolayı direkt burası kaç çıkar arkadaşlar? 12 çıkar. Yani birinci soru Edremit oldu. Geldik 2'ye. Ağırlık merkezini kullanalım. X ise burası nedir arkadaşlar? 2X'tir. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Evet tamam bunu kullandık. Başka bir şey var mı arkadaşlar? Var tabii ki. Ne var burada? Ağırlık merkezinden geçen yok. Şu an yok. Daha doğrusu. Hiçbir şey yapamıyorum. Hocam 1'e 2 oran var. Sadece burada 1'e 2 oran, oran yazabilirim. 12'yi kullanamıyorum. E, nasıl kullanacağım? E, bu garibim ağırlık merkezinin olduğu yere kadar gelmiş mi? Gelmiş. E ne yapacağız? E bunun devamını getirsek arkadaşlar. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Hocam 8 8 diye böldü. A hem açı ortay hem kenar ortay. Bu nerede vardı arkadaşlar? İkiz kenarda değil mi? Evet ikizkenarda kenarda. Hocam bu bir ikiz kenar üçgendir. Ve aynı zamanda ne olacaktır arkadaşlar? İkiz kenar aynı zamanda da yükseklik olacaktır. Bu arada 12 ise burası kaç? 6 değil mi? 1'e 2 orandan. 6 8 13 gene. 2x 10 ise x de buradan kaç gelir? 5 gelir. İkinci soru C han çıktı. Geldik 3'e. Ağırlık merkezi demiş. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Ama G ABC'nin büyük üçgenin ağırlık merkezi hemen ağırlık merkezini gösterelim. Hocam şunlar birbirine eşit. Eyvallah. Şu eşitleri gösterdik. Sonrasında ne yapacağız? Ağırlık merkezi burası ya. Ağırlık merkezinden geçen 1'e 2 oran vardır hocam. K ise 2K'yı yazalım. Sonra hocam bir de burada da ağırlık merkezi ya. A köşesinden gelen de 1'e 2 oran vardır. Yani 8 iken burası ne olacak? 4 olacak. E burası 8 iken ağırlık merkezinden geçen de kenar ortaydır aynı zamanda. Burası da 8 oldu mu? Oldu. A. Bu K'ya 2 K'ya hiç yazmamıza bile gerek, yok, gerek yokmuş. Bak şu üçgendeki kaç ortayla bakacak olursak. Hocam direktman x bölü 8 kollar oranı tabanlar oranı eşittir. x bölü 8 3 bölü 4'e eşittir. x de buradan kaç geldi? 6 geldi. Ya da hocam 4 iken 8 olmuş 3 iken 6 olur. Hemen yapıştırıyorsunuzdur artık değil mi? Evet 3. soru balık kesir oldu. Geldik 4'e. G ağırlık merkezi ağırlık merkezini kullanacağım. Bu ben buraya kadar gelmiş devamını getirsek ağırlık merkezindeki oran K iken burası ne olacaktır? 2K olacaktır. Ağırlık merkezinden geçen aynı zamanda kenar ortay değil mi arkadaşlar? Evet. E, bitti. Niye? Burada daha çoğu var. Ama dış açı ortaylık. Bak şu üçgendeki dış açı ortaylığı kullanacaksın orada. Hadi kullanalım. Dış açı ortayın dediği yerden başlayıp tekrarla şunun tamamını oranı. Hocam şuralara A diyecek olursak A bölü 2A eşittir. 3K'nın 12 oranı değil midir? 3K'nın 12 oranı eşittir. Hocam şunlar sadeleşsin. Buradan 6K eşittir 12'den K'yı kaç buldun? 2 buldun. Senden X isteniyor. X de 2K'ya eşit olduğundan cevap kaç yaptı? 4 yaptı. Evet dördüncü soru balık kesir oldu. Geldik 5'e de doğrusal açı ortay kenar ortay verilmiş aynı zamanda. A, dikkat edin arkadaşlar bu hem açı ortay hem kenar ortay bu nasıl bir üçgendir? İkiz kenar ve aynı zamanda da yükseklik değil midir burası? Evet buraya da 90'a yapıştıralım. Hocam bu kenar ortay bu da kenar ortay olduğundan burası ağırlık merkezi oldu. Dörtgen 8 oldu burası. A 90'dan bir kenar ortay çizilmiş. Eşit eşitse burası da eşit olur mu? Muhteşem üçten olur. E hocam şurada bir üçgen çıktı. Bak sayılara bakacak olursanız. 5, 12. Ne üçgen arkadaşlar? 13. Hocam burası 13 oldu. 13 bölü 2. 13 bölü 2. O zaman x de neye eşit oldu? 13 bölü 2'ye eşit oldu. Yani 6.5'a eşit oldu. Cevap denizde oldu. 5' soruda. Geldik 6'ya. Ağırlık merkezinde. Gelmiş kalmış garibim burada. E bunun devamını getir. Bunun devamını getirdiğinde ne oldu arkadaşım? Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. 2 eşit parçaya böldü mü? Böldü. Sonra ağırlık merkezinde hocam 1'e 2 oran vardır. Bu aklımızın bir kenarında bulunsun. Burada 1'e 2 oran var. K2K. Hocam açı ortaylı da kullanacağız. E açı ortaylıkta da arkadaşlar ne oluyor? Hocam açı ortaylıkta 6 bölü 9, 2 bölü 3. Yalnız 2 bölü 3 yazarsam sıkıntı. Yani sıkıntı 3'e bölünebilir bir şey yazmam lazım burada. Çünkü niye? Burası 3'ün katı değil mi arkadaşlar? Evet. O yüzden burada direkt Hocam burası 6n diyeyim. Buraya da 9n diyeyim. Bak bu 3'e bölünebilir bir şey değil mi hala? Evet. 3k eşittir. Kaç burada? 15n ise. k'yı buradan kaç buluruz? 5n buluruz. Hocam k 5n ise buraya ne kaldı o zaman? n kaldı. O zaman bizden bd. bd uzunluğu 9n bölü dg. Yani n isteniyor arkadaşlar. O da kaç yaptı? 9 yaptı. Evet bu sorunun cevabı da böylelikle c an oldu 6. sorunun. Geldik 7. soruya. G, A, ağırlık merkezi. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Hocam bu aynı zamanda yükseklik ve kenar ortay olduğundan nasıl bir üçgen oldu? İkisi kenar üçgen oldu. İki kök ağırlık merkezi ise, iki kök burası da kaç yaptı? Kök üç yaptı. Hocam açı ortaylığı da kullanacağım. E, burada isterseniz şöyle yapın. Hocam burada ikiye bir oran var, burada da ikiye bir oran var diyebilirsiniz. Ya da bunun devamını getirip yine aynı işlemi yapabilirsiniz. Hocam burada 2 K iken, Burası ne olmalı? K olmalı. Çünkü 2'ye 1 oran var. 2'ye 1. A 90'ın karşısı 2K. Hangi açının karşısı K'dır? 30'un. 30, 30 90 60 yaptı. Bunlar da 30 30 yaptı. E burası da 60 yaptı. 30'un karşısı kökü 90'ın karşısı da nedir? 2 kökü 3 yapar arkadaşlar. Yani cevap böylelikle 7. soruda C han oldu. Geldik 8'e. Bu ağırlık merkezi arkadaşlar garibim bak ağırlık merkezinden geçmiş ama burada da kalmış. Devamını getirsene. Hop devamını getirdin. Ağırlık merkezinden geçen nedir? Kenar ortaydır. Sonra oran verilmiş bize. Oranlamayı yazalım. DG uzunluğu K iken AD uzunluğu 7K verilmiş. Hocam burası 6K. E ağırlık merkezi ya 6'ya 3 olmayacak mı? Çünkü 2'ye 1 orandan dolayı. O zaman buraya ne kaldı? 2K kaldı. E tam 2K'yı da yazdık. Artık buradaki üçgende bak açı ortaylığı kullanabiliriz. Bitti gitti. Hocam açı ortaylığa bakacak olursak. Şurada 2K var. Burada 7K var gördüğünüz üzere. Hocam burası 2K burası 7K. Buraya da A diyecek olursam direkt A bölü 14 kollar oranı tabanlar oranı eşittir. 2K bölü 7K eşittir. Ya da hocam 7K'daki 14 ise 2K'daki de direkt 4 diyebilirsin. Fark etmez işler dişler yaptığın zaman da yine 4 buluyorsun. A bizden X isteniyor. X de 2A'ya eşit olduğundan cevabımız kaç yapar? 8 yapar. Yani 8. soru Denizli oldu. Geldik 9'a. G ağırlık merkezi. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Yaz. Ağırlık merkezinden geçen 1'e oran vardır. Yaz. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Yaz. A ne çıktı burada? Hocam burada hem açı ortay hem kenar ortay. Hem açı ortay hem kenar ortay nerede vardı? İkiz kenar üçgende. O zaman bu yüksekliktir. İkiz kenarda çünkü aynı zamanda bu da üçse bu da ne olmak zorunda? 3 olmak zorunda ve burası da yükseklik olmak zorunda. Gerçi bizden şurası isteniyormuş. Burası da 3 yaptı o zaman. Şurayı 3 bulduysak burası da 3 yaptı. BC uzunluğu isteniyor. O zaman 9. soru Denizli oldu. Ve böylelikle 8. bölüm testini bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 9. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.